Merhaba arkadaşlar, Golden Stars Gaming'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Game Dev Tycoon oynuyoruz. Uzun süredir oynamıyorum arkadaşlar. Ne oyunlar yapmışız onu da bilmiyorum daha doğrusu. En son Vahşi Batı'yı yapmışız, aksiyon oyunu. Ondan önce macera devam oyunumuz var mıydı? Araştırma diyelim. Devam oyunlar. Bunu araştıralım. Güzel tutan bir oyun serimiz olabilir. Şuradan diyelim. Bir konu açalım. Tarih. Romantizm, sporlar, oyun geliştirme olsun. Sen de oyun geliştirmeden vampir olsun. Vampir aksiyon oyunları güzel ilişkili olur. Arkadaşlar 19.000 abonemiz var. 8 milyon, yaklaşık 9 milyon. 9 milyon da paramız var arkadaşlar. Venegir 2 ay içinde piyasadan çekilecekmiş arkadaşlar. Devam oyunu gerçekleştirelim. 7.5, 9.75. Venegir 9.75. Maelstrom bize hangisi daha çok satmış? 3.4, 4.2 bu satmış. Platform Venegir simülasyon oyunları için güzelmiş. Gamelik mi yapsak? Gamelik yapabiliriz. 50.000 diyeceğiz ama. Ameliyat 2 arkadaşlar. Oyunumuzun adı orta büyüklükte oyunlar. Herkes için 3 boyutlu grafikler diyelim arkadaşlar ve ameliyat oyunumuzun devam oyunu için başlayalım. Hikayeler ve görevler önemli değil. Motor biraz önemsiz de çok fazla değil. Teknoloji motor teknolojiye giriyor benim bildiğim arkadaşlar. Bu yüzden ben aldım. Ama burada tam tersi olabilir. Böyle devam edelim. Oyun kaydetmemiz olsun. Küçük stand diyelim ilk başlar için. Fazla paramız yok çünkü. Arkadaşlar medya araştırmasından mesajımız var. Merhaba, ben bu center'dan Tom Mott. Duyduğuma göre Golden Stars Gaming'in yeni bir oyun üzerine çalıştığı çalışıyor. Geçerli oyun projesi hakkında biraz bilgi vermek istemiyorum. Tabii ki okuyucularımız çoğu oyun yapımında nasıl kararlar alındığını. Daha fazla grafik tabii arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın, Skype'den geldi. Bir de ben bu telefonu alayım. Sessiz alayım. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Tamam. Gelin oyunumuza başlayalım. Teknoloji açısından güzel oldu. Yapay zeka güzel olmalı. Bölüm tasarımı, diyaloglar böyle tasarım. Bölüm zaten diyalog, yapay zeka, teknoloji alakalı biraz. Böyle devam edelim. İnşallah arkadaşlar bu oyunumuz da güzel satar. Onu bekliyoruz artık. Bu arada gene kronometreyi başlatmadım ben. Ameliyat 2 oyunumuzun oyun fuarı G3'teki standımıza açmış bulunmaktayız. Küçük bir stand arkadaşlar. 58.406 kişi geldi. İlk 100'e giremedik biliyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda daha güzel oyunlar çıkarttığımız zaman mutlaka gireriz. Ses önemli, grafik önemli, dünya tasarımı önemli. Dünya tasarımı tasarımla alakalı bir şey. Grafik teknolojiyle mi alakalı ya? O da tasarımla alakalı. Onu da ben alayım. Ses teknolojisiyle alakalı. Şöyle biraz yükseltelim hepsini. Tamam arkadaşlar. 13 milyon kazanmışız. Ben bir yerden tamını 7 oyun çıkartmışız. Gerçekten güzel bir rakam.
Evet arkadaşlar, oyunumuza devam edelim biz. Yine kronometremi başlatmadım. Gerçekten güzel oldu. Üç oyundan çıkarttıktan sonra zaten videoyu not alırız arkadaşlar. Hatalarınızı giderin. Tamam, yayınlayalım oyunumuzu. Çoklu oyuncu gece gündüz 3 boyutlu grafikler versiyonu ki bu arkadaşlarımıza tatile çıksın. Bakalım kaç puan verdiler. Amiret 2 için 8 puan verdi Star Games. Informat Gamer 9 puan verdi. Helal olsun. Game Hero da 8 verdi. All Games 9 verdi. Teşekkür ederim. Sen de tatile git. Ben araştırma yapayım biraz. Uzay var. Uzay macera. Güzel olur. Yine oyunlarımız için platformumuzu yavaştan hazırlayalım. Harika yorum yapılmış arkadaşlar oyunumuzda. Bu arada kusura bakmayın, şu an her yerim ağrıyor. Oyun para oluşturalım. 8,5 verdiler. 9,20 mi? 9,25 mi? 9,75 mi verdiler de ameliyat 1 için. Aksiyon oyunlarını yedek varmış. Bu çıksın. Oyun raporumuz. Bir vampir oyunu üretelim. Hemen arkadaşlar. Hikayeler ve görevler çok da önemli değil zaten. Hikayeler ve görevler kapalıydı. Konu vampir arkadaşlar. Tür aksiyon. Aksiyon oyunları. PlayStation'u gaming yapalım arkadaşlar. Oyun motorumuz versiyon 2. Herkes için orta segment. Herkes için değil de düşük gençler için. Vampir avcısı olsun oyunumuzun adı. Orta büyüklükte oyunlar 3 boyutlu grafikler versiyon 1. Devam edelim. Adamlarımız geldi zaten tatilden. Motor önemli. Oynayış biraz daha düşük olmalı. Arkadaşlar motor tasarımı yerinden dolayı bunu ben alacağım. Oynayışta tasarımı giriyor da. Hepsini ben alamam şimdi. Kendim devam ettiremem. 10 milyon paramız oldu arkadaşlar şimdi. Dünya tasarımı yüksek olmalı. Yapay zeka teknolojiyle alakalı. Şu bölüm tasarımını ben alırsam eğer bana çok yüklenme olacak. Ama olsun. Arkadaşlar güzel bir oyun yapmak dileğiyle. Bu arada çok hata çıkarıyoruz oyunlarda ya. Dünya tasarım önemli, ses önemli, grafik önemli. Bunu grafik bunu sen al. Bana yükleniyor biraz. Ses önemli ama yapacak bir şey yok. Biraz olsun yükseltelim. Böyle iyidir arkadaşlar. Tamam diyelim ve oyunumuza devam edelim. Ameliyat 2 pazardan kaldırıldı. 2.411.000 kazandırdı bu oyun bize. Arkadaşlar gene teknoloji açısından güzel bir oyun oldu. Hemen hatalarımız giderilsin. Teklifimiz var. Mesaj şifresini çözelim. Benim oyunla sabotaj işlerinde öyle ilgi alakam yok. Oyunumuzu yayınlayalım hemen. Araştırma diyelim. 3 boyutlu grafikler versiyon 2. Stereo ses. Araştırma diyelim. Gece gündüz döngüsü var. Gece gündüz döngüsü olursa iyi olur bizim için.
Araştırma, SEO, ses, sonra sıradan oyun var, pazarlama var. Basit ara sahneler mi yapsak, karakter gelişimi yapsak, karakter gelişimi yapalım. Arkadaşlar, oyunumuz hakkında incelemeler geldi. Çöp oyun oldu. Aynen, çöp oyun. Bu da bize büyük bir hayran kaybı demek oluyor. Ama nesi yanlış onu çözemedim. Arkadaşlar, oyun raporumuzu çıkartalım. Bir merak ettim acaba niye öyle oldu. Oyun raporu oluşturup 5,5 almışız. Eğitimin var mı? Tamam. Teknoloji değerleri devam et. Karakter gelişimimiz tamam. Eğitim girsek. Arkadaşlar, oyun raporumuz çıksın. Bir yandan da Nilvento bugün yeni oyun konsolu olan testi absurdu duyurdu. Önümüzdeki aylarda beklenen dünyanın ilk oyun konsolu grafik ve ses için 64 bit işlemci destekliyor. Nintendo'nun dediğine göre daha önce görülmemiş 3 boyut gerçeklik sağlayacak. Bakalım arkadaşlar, yakın zamanda test modern konsolları nedeniyle oldukça fazla market kaybı. Tamam arkadaşlar. Hemen geçelim. Bir oyun daha çıkaralım arkadaşlar. Videomuzu da noktalayalım burada. Aksiyon harika kombinasyon çok önemli gibi görünüyor. Tür oyunu tamam. Kötü. Yani genç şey olacakmış. Gaming'e çıkardığımdan dolayı bence. Kusura bakmayın arkadaşlar, bayağı bir yoruldum. 9 araştırma puanı geldi. Küçük stand diyelim. Sana eğitim verelim. Beni düşündür. Diyelim sana da. Bakalım yeni oyun geliştirebileceğimiz ne var. Hatta oyun motoru tasarlayabiliyor muyum şu an için? 3 boyutlu grafikler versiyonu 2. Hemen bir oyun motoru tasarlayalım arkadaşlar. Golden Stars 3. Stars Gaming ve versiyon 3 olsun. Game mi yazıyor ya? Tam hatırlamıyorum ben de şu an. Game 3 olsun. Devam edelim. Biz oyun motorunu oluşturalım arkadaşlar. Bir yandan da araştırma puanı kasalım. Bu arada paramız yine 10 milyon oldu. Nintendo'nun oyun platformu T64 satışa konulmuş arkadaşlar. Dilerseniz ona da bir sertifika tarzında bir şey vardı ya. Ne deniyor ona? Şu an anda aklıma gelmedi arkadaşlar. Ona başlayalım. Onu satın alalım. Lisans. Aynen, lisansını satın alalım arkadaşlar. Oyun motorumuz seri bir şekilde araştırma yeni konu diyelim. UFO var. UFO'dan sonra casus var. Casustan sonra ne varmış diyeceğim de bakamıyorum şu an ya. UFO macera mı olur, aksiyon mu olur arkadaşlar? Büyük ihtimal aksiyon oldu yani. Ama devam oyununu geliştirebiliriz. Pazar
Bizi bayağı bir kaybettik. $3,4 milyon ve gir isim varmış. Simülasyon oyunu ile mi aksiyon? Zombi saldırısı. Saldırısı comeback olsun oyunumuzun adı. Orta maliyet versiyon 2. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Karakter gelişimi, oyun öğreticileri önemli yani. O arkadaş olsun. Böyle oynayış biraz daha yükseltelim. Böyle güzel arkadaşlar. Böyle devam edelim. Bu oyunumuzu da çıkartalım arkadaşlar. Ve videomuzu burada noktalayalım. Oyunu çıkardıktan sonra noktalayalım. Oyun raporunu oluşturduktan sonra yani. Çünkü yine unuttum. Teknoloji şunu ben alayım. Şunu yok. Şunu sen al. Şunu sen al. Benim yükümü etkilesin biraz. Tamam diyelim arkadaşlar. Aksiyon oyunu olduğundan dolayı yapay zeka biraz daha önemli bu oyun tür oyunlarda. Neden diye sorarsanız eğer oyun, çoğu oyunda yapay zeka önemlidir. Gece gündüz döngüsü. Dünya tasarımını düşür. Bunu da sen yüklersen. Zaten onu sallarsın. Seslerin fazla önemi yok. Böyle devam edelim. Arkadaşlar. Bu arada kulağımı sıktı. Alışamadım. Normalde kulak çıplaklık kullanıyorum. Süper test. 2 ay içinde piyasadan çekiliyormuş. Macera oyunu daha çok rağbet görüyormuş. Keşke biraz bekleseymişiz de. Video uzadı bayağı bir. Ondan dolayı başka puan veriyor musun? Hayır, bitirelim. Oyun yayında diyelim. Zaten bir şey yapmıyoruz. Bir şey mi yapıyoruz? Siyero ses yapamayız şu an için. Çok da oyuncu olabilir. Fantezi. Ben de şunun oyun raporunu oluşturayım. İncelemeler geldi. Güzel oyun olacak. Aynen şimdilik güzel gidiyor. Informat Gamer helal olsun sana. 10 verdiğim Star Games'e Game Hero bağlantılı herhalde. Al Games'e Informat Gamer helal olsun size. Game Hero ile Star Games yazık. Yazık. Aynen yazık. Başlayalım. Eski oyun motorumuzun kodlarını istiyorlar. Yani maliyet fazla bir şey değil benim için. Ama önemli olan çoklu oyuncu araştırdık. Evrim var. Evrimden oyun için çok önemli görünüyor. İyi tamam. Gaming'e çıkarmayacaktık yani onu. Şu oyun raporlarına bakalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en son çıkardığım oyun hakkında bir haber çıktı. Dilerseniz bunu size okuyayım. Zombi saldırısı comeback oynuyordum ve deneyimden son derece keyif aldım. Oyun kullanıcı o kadar gerçekçi bir şekilde tepki veriyor ki bazen sadece bir oyun oynadığımızı unutuyor. Muhtemelen sence tek boyunduğunuzda atların, gökkuşakların, korsanların ve ninjaların olduğu bir oyun daha iyi olabilirdi. Ki bu da demek oluyor ki ninja oyunu çıkarırsak eğer
Güzel olacak. Kusura bakmayın arkadaşlar. 8.75 bayağı müzik verdi şu an. Skor koydum. Tamam arkadaşlar. Hadi dostum biraz seri çalışın ya. Dilerseniz arkadaşlar bölümümüzü burada noktalayalım. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız eğer like atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.